sefer yer Medine. Habeşistan'a hicret eden sahabelerin birçoğu Mekke'ye geri dönerler. Tabi Mekke'nin hırçınlığı, öfkesi, şiddeti kat ve kat artmaya başlar. Akıl almaz işkenceler yaparlar sahabelere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla dayanamaz. Sahabelerine Medine'ye hicret etme konusunda izin verir. Ebu Seleme hanımını ve çocuğunu alır, Medine yollarını aşındıracağı anda daha fazla gitmeden Ümmü Seleme'nin yani hanımının akrabaları tarafından durdurulur. Derler ki ey Ebu Seleme, sen nereye hicret ediyorsan et, nereye yolculuk yapıyorsan yap, nereye gideceksen git, Mekke'nin dışında hangi istikamete uğrayacaksan uğra, ancak biz kızımızı seninle beraber göndermeyeceğiz. Sonra torunumuzu da engelleyeceğiz. Git tek başına ne yapıyorsun ya der. Ebu Seleme Medine yollarını tek başına kat etmeye başlar. Kadını orada tutarlar. Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyar kardeşler. Hemen olay yerine gelirler. Madem siz bizim erkeğimize, bizim adamımıza, bizim yavrumuza böyle yaptınız, bu torunu da derler ki sizi asla bırakmayacağız. Bir taraftan baba taraftarları, bir taraftan anne taraftarları küçük Seleme'nin kollarından tutarlar. Ümmü Seleme der ki neredeyse çocuğun kolları kopacak. Ve zafer Ebu Seleme'nin akrabalarına kalır. Küçük Seleme'yi de onlar alır. Küçücük çekirdek bir ayrı paramparça olur. Şimdi gözü yaşlı gönüller Medine yollarını tek başına kat eden Ebu Seleme'ye mi ağlasın? Yoksa annesizliği, babasızlığı, yalnızlığı içine bastıran küçük Seleme'ye mi ağlasın? Yoksa evinin direğini, gözünün meyvesini kaybeden Ümmü Seleme'ye mi ağlasın? Hangisine ağlasın? Hangisine acısın? Hangisine merhamet etsin? Ve bu Ümmü Seleme, bu temiz kadın, kendisinin ifadesiyle tam bir yıl boyunca Mekke'nin tepelerinde gözyaşı döker. Hüznünü kalbine akıtır. Bir yıl bekler kocasını. Bir yıl oğluna kavuşacağı günleri bekler. Onun hasretiyle yanar. Sabretti. Allah'tan yardım diledi ve karşılığında bir zafer elde etti. Nusret kapısını çaldı. Yardım kapısını tıktıkladı. Ve ilk kapıyı çalan da kendi akrabaları oldu. Dediler ki ey Ümmü Seleme, İstiyorsan kocana hicret edebilirsin. İstersen ona kavuşabilirsin. Yetmedi. Allah hemen ikinci yardımı gönderdi. İkinci bir defa kapısı çaldı. Bu sefer kapıyı çalanlar Ebu Seleme'nin akrabalarıydı. O naif çocuğu, güzel çocuğu merhametli annenin kollarına bıraktılar. Artık üçüncü bir yardım gerekiyordu. Mekke ile Medine arasını rahat hicret edebilecek bir yardıma ihtiyacı vardı. Allah o yardımı da o kadına gönderdi ve Mekke'de kurdukları huzurlu evi Medine'de tekrar tesis edip hayatlarının sonuna kadar yaşadılar. Biraz sabır ardından büyük bir zafer. Zira sabırla Allah'ın yardımı birbirine kardeştirler. Şimdi sesimi duyan ve işiten, kocası hicrete gitmek zorunda kalan, kocası kendisinden ayrılmak zorunda kalan, kocası yanından ayrılmak zorunda kalan kadın, eğer kocasızlığın içine düştüğü ateş seni yakıyorsa, buradan bir elin sana uzanmasını istiyorsan, dinle, alemlerin Rabbi olan Allah sana şöyle sesleniyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salat, innallaha me'as sabirin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabreder. La ilahe illallah. La ilahe